Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber benden çok fazla istenen, yani çok fazla, ne kadar fazla? En az böyle bir 10-15 kişinin sorduğu, arkadaşlarımın da sorduğu, etraftan, çevreden aldığım bir konuya değiniyoruz arkadaşlar. Bu konu logo tasarımı nasıl yapılır? Logo tasarımı yapmak için ilk önce bilmemiz gereken şeyler logonun nelerden oluşabileceği, logonun türleri ve buna karar vermek arkadaşlar. Mesela logotype var, maskot logolar var, amblem logolar var, kısaltma logolar var. Bunlardan hangisini yapacağımıza karar vermeniz ve siz bunu direkt bilgisayar üzerinde mi çizeceksiniz? Yoksa siz bunu bir eskiz yaparak elinizle çizip daha sonradan bilgisayara mı aktaracaksınız? Buna karar vermeniz lazım. Bugün ben iki yöntemi de göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak eskiz çizimine geçiyorum arkadaşlar. Mutlaka eskiz çizimini inceleyin. Geçmeyin çünkü eskiz çizimi yapmak logoda çok önemli. Eskiz çiziminde çok iyi olduğumu iddia etmiyorum. Hatta neredeyse eskiz çizimlerim kötü, berbat ama sizin de eskiz çizimlerinizin böyle uç derecede güzel olmasına gerek yok arkadaşlar. Eskiz çizimlerinizi burada yapıp bilgisayarda güzelleştirebilirsiniz. Ben de eskiz çizimlerimi geliştirmek adına şimdi eskiz çizimlerime başlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi demin çizmiş olduğumuz logoyu bilgisayarımıza aktardık. Bunu telefonunuzun kamerasından çekip işte WhatsApp'tan falan, hani WhatsApp web'den indirebilirsiniz. Veya Bluetooth'tan bilgisayarınıza atabilirsiniz. Bu size kalmış, basit bir şey zaten. Şimdi bunu nasıl çizeceğimizi göstereceğim. Tabi buradaki gibi mesela görüyorsunuz. Burada mesela çok yamuk yumuk gösteriyor. Mesela bazı yerleri böyle detaylı çizilmemiş, yazı falan güzel değil. Tabi bunu bilgisayarda yaptığımız zaman çok daha güzel gözükecek. Şimdi ilk olarak geliyorum, ellips alacağım. Bu arada atlamadan söyleyeyim, ben bunu Adobe Illustrator programı üzerinde yapıyorum. Sizin de Adobe Illustrator programını kullanmanızı öneriyorum. Çünkü logo ve benzeri gibi çalışmalar baskıya yönelik çalışmalardır. Bu tarz şeylerin piksel tabanlı programlarda yapılmaması lazım. Mesela Photoshop gibi. Piksel tabanlı bir programdır. Bu yüzden bunu baskıda büyütüp küçülttüğünüz zaman çok fazla böyle pikselleşir, bulanıklaşır. Ama Adobe Illustrator'da yaptığınız zaman, yani böyle vektör tabanlı bir programda yaptığınız zaman böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Tabii bu sizin tercihinize kalmış. Bunu bastırmayacaksanız vesaire, çok fazla böyle sağda solda kullanmayacaksanız bu Photoshop'ta da yapabilirsiniz. İki programda da yapabilirsiniz ama ben size bunu bugün Adobe Illustrator programında anlatıyorum. Şimdi gelelim şuraya. Biz ilk olarak buradaki binalarımızı çizeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Geleceğiz buraya. Şimdi benim burada bir 3 tane binam var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada scroll tuşum bozuk. Bakın geri çekiyorum. O zoom yapıyor. Tamam. Şimdi buraya geldim. Bir tane bu şekilde binayı çizdim. Ben bunların kırmızı olmasını istiyorum. Şimdi kırmızıyı aldım. Ben buradan seçtim. Daha böyle açık bir tonda bir kırmızı olsa çok daha güzel durur mu? Bence durur. Şimdi bunu aldım buradan. Bunun yanına geldim. Bir tane şu şekilde. Şunların opaklığını da bu arada kısacağım. Arkayı görmek amaçlı arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Bunların opaklığını bu şekilde aldım. Tamam. Şimdi bunun yanına bir tane daha koyacağım. Onu da onun bir ufağı şeklinde yapacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi 3 tane binamızı biz burada oluşturmuş olduk. Şimdi ben bunu geliyorum. Bunun burasını A'ya tıklıyorum arkadaşlar. Burada programın kısa yollarını da size göstereceğim. A'ya tıkladığınız zaman dönüştürme aracını seçer. V'ye tıkladığınız zaman da seçim aracını seçer. Yani A'ya tıkladığınız zaman bunun bu kenarlarını oynayabilirsiniz. Mesela görmüş olduğunuz gibi. Mesela bunun bu kenarını tutup böyle yukarıya çıkarabilirsiniz. V'ye tıkladığınız zaman da böyle sağa sola çekebilirsiniz. Bunların aynısını siz buradan seçerek de yapabilirsiniz. Mesela bakın şimdilik. A'ya tıkladım, buna geçti. V'ye tıkladım, buna geçti. Bunlar tabii ki kısa yol. Kısa yollar her zaman daha pratik oluyor arkadaşlar. Şimdilik geldim. Ben buradan A'ya tıkladım. A dönüştürme aracıydı. Ben bunu buradan böyle yukarı tutarak eğrileştirdim. Görmüş olduğunuz gibi, aşağıdaki gibi. Şimdi bunu geliyorum. Buradan biraz daha küçültüyorum. Tabii biz bunu kesmişiz şurasından. Tamam. Şimdi tekrardan alacağım orayı. Şöyle.
Şimdi bunu da tekrardan şuraya alayım. Şöyle bunu da bundan biraz daha küçük yapalım. Şimdi A'ya tıkladım tekrardan. Bunu bu şekilde büyüttüm. Eğrileştirdim deminki gibi. Ondan sonra buraya geldim. Bunu da aynı şekilde. Yani şuradaki şu inişi yakalamak için burada bunu yapıyorum arkadaşlar. Şunu biraz daha yükseğe çekmem lazım. Evet. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu aynı şekilde bunu da bu şekilde yukarıya çekmem lazım. Evet. Tamamdır bu şekilde. Şöyle kenarıya çekelim. Tabii bunun şu an opaklığı kısık, arkayı görmek açısından, deminki yeri görmek açısından bu şekilde yaptık. Burada bir binamızı oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi binamız burada oluştu. Tabii bunların aralarında şu şekilde ben boşluk bırakacağım ki bunlar daha net bir şekilde anlaşılsın. Orada biz birazcık boşluk vermeden bu işlemi yaptık. Orada çok dip dibe duruyorlar. O yüzden bunu burada bu şekilde yapacağım. Hatta bunların simetrik olarak gitmesi için bir tanesini çizdikten sonra geleceğim bunu siliyorum arkadaşlar. Bunu geliyorum ilerletiyorum. Buradan bunu geliyorum ilerletiyorum. Şimdi bunu simetrik olarak hani aralarında çok böyle fark olmadan ilerlesin diye bu şekilde ikisini de alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi hepsi birbirine aynı şekilde ilerleyebiliyor. Seçiyorum bunu. Geldim. Bunu buradan seçtim. Şimdi geliyoruz arkasındaki çizgiyi çizmeye. Yani şuraya ben şöyle bir yuvarlak çizgi çizmişim. Geliyorum buradan yuvarlağımı seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu yuvarlağı alt ve shift tuşlarına basarak bu şekilde büyütüyorum. Şimdi bu arkadaki çizginin böyle dolu dolu görünmesinin sebebi burada bizim fill değerimizin olması. Yani biz buna bir fill değeri girdik, dolgu girdik. Bu yüzden buradaki logomuz gördüğünüz gibi bu şekilde arkası dolu bir şekilde geliyor. Ben buradan geliyorum. Bunu kapatıyorum. Bunu kapattıktan sonra da buraya geliyorum ve buradan kırmızıyı seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan kırmızıyı seçtim. Şimdi ben bunun kalınlığını biraz arttırmak istiyorum. Buradan geliyorum mesela. Gördüğünüz gibi bunun kalınlığını arttırdım. Burada bunun kalınlığı biraz fazla arttı. Birazcık kısalım bunu. Evet. Bu şekilde mesela olmasını istiyorum. Şimdiki yakınlaştırıyorum tekrardan. Buraya geliyorum ve ben bunu expand ediyorum. Yani düzleştiriyorum arkadaşlar. Düzleştirdiğim takdirde ben buradaki çizgileri istediğim şekilde kaldırabileceğim. Ctrl, Shift, hatta şuradan göstereyim. Window'a geliyoruz arkadaşlar. Window panelinden buradan Pathfinder'ı seçiyorsunuz. Shift, Ctrl, F9 yaptığınız takdirde de Pathfinder paneli gelir. Aynı zamanda burada Align seçeneklerin olduğu yerin sağ köşesindedir. Burada Pathfinder'da bulamıyorsanız Ctrl F9 yaptığınız zaman da aynı şekilde Pathfinder paneli açılacaktır. Ben de mesela şu an kapandı. Tekrardan bastım. Gördüğünüz gibi geriye geldi. Şimdi ben buradakilerin hepsini seçiyorum. Buradaki araçlardan Divide var. Divide'a bastığınız zaman buradaki alakasız parçaları birbirinden ayırır arkadaşlar. Yani burada birbirine kesişen parçaları birbirinden ayırır. Burada yapmanız gereken şey Divide ettikten sonra şöyle tekrardan göstereyim. Geliyorsunuz buraya. Buradaki Ungroup diyorsunuz siz Divide ettikten sonra. Tabii biz şimdi bunu tekrardan bu şekilde böleceğiz. Böldükten sonrasında Ungroup dedikten sonra geldik. Bakın burada parçalara bölünmüş halde bizi karşılıyor kendisi. Şimdi biz başka logomuzda ne yaptık? Logomuzda binaya bu şekilde window camlar ekledik. Şimdi gelelim altına. Şurada bir yazıya isimlik şey gibi bir şey vermişiz. Hemen bunu yapalım. Hatta bunu biz pen aracıyla da yapabiliriz. Şöyle yapalım. Burada aynı şekilde ESC'ye tıklıyoruz. Sonrasında geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bunun fiilini kapatıyorum. Strow'unu açıyorum. Sonrasında bunu böyle uzatıyorum birazcık. Şöyle biraz kısabiliriz. Bir çizgi çizdim. Oval bir çizgi çizdim. Bunu şunu gösterdim mi daha önceden? Bir Photoshop biliyorsanız bakın. Bu köşeye tıkladınız. Bunu bir köşe istediğiniz tarafa oynatabiliyorsunuz. Shift'e basılı tutarak dümdüz bir çizgi çizebilirsiniz. Düz çizgiyi buraya çizdikten basılı tutarak bu şekilde yukarıya doğru çektiğiniz zaman zaten bu oval çizgi oluşmuş oluyor. Sonrasında kendi yapacağınız işlemin boyutlarına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi geleceğim bunun bu köşesine. Strow'una tıklayalım. Buradan Strow'una tıklarsanız arkadaşlar bakın şuradaki köşeleri görüyor musunuz? Bunlara tıkladığım zaman buradaki köşeler böyle sivriyken veyahut da işte hani böyle bir anda kesişim böyle dönüyorken falanlı filanlıyken işte orada biraz anlatamadım galiba şeyini. Yani anladığınız gibi burası oval oluyor. Burası şey oluyor arkadaşlar. Olayın açıklaması bundan ibaret.
Şimdi ben bunu çoğaltıyorum. Alta basılı tutuyorum ve mouse'umu şu şekilde. Şimdi ben bunu seçtim. Şimdi ben bunu buradan seçtikten sonra üstüne geliyorum. Şurayı öncelikle bir tutayım. Üstüne geldikten sonra böyle alta basılı tutarak shift'e de basılı tutuyorum nizami şekilde inmesi için. Böyle alta aldım. Gördünüz mü? Şimdi bunu transform'a geliyorum. Reflect diyorum. Reflect nedir arkadaşlar? Yansıtmaktır. Tersine çevirme işlemidir. Burada bana soruyor ki reflect dediniz ama diyor ben bunu sağa sola mı yansıtayım diyor yoksa diyor yukarı aşağı mı? Biz tersine dönmesini istiyoruz. Buradan preview'e tıklarsanız yaptığınız işlemi de gösterir. Mesela bakın böyle yaptığım zaman da tersine döndürüyor. Hayır diyoruz biz yukarıya doğru dönmesini istiyoruz. O da bize diyor ki tamam kardeşim döndürüyorum diyor. Eyvallah döndür kanka. Tamam şimdi biz bunları expand ediyoruz. Tamam expand ettik düzleştirdik yani biz bunları. Ama şöyle expand etmeden önce ben bunun köşelerinin yuvarlak olmasını istiyorum. O yüzden expand etmeden önce yuvarlaklaştırıp tekrar düzleştiriyorum. Şimdi evet burada bundan bir işimiz kalmadı açıkçası. Buradaki görüntüyü hemen hemen yakaladık. Burada yapmak istediğimiz şeyi yakaladık. Şimdi geliyoruz buradan. Hatta ben şunun şeyini birazcık daha incelteyim böyle. Çok da kalın durmasın. Şöyle birazcık aşağı alayım. Evet tamam şunu şu şekilde yeniden reflect edeceğim transform reflect tamam şimdi geldik buraya hatta bunu sonradan kaldırabilirim de tabi burada yaptığınız işlemlerin arkadaşlar sizin gözünüze hitap etmesi lazım ben şimdi bunu yapacağım beğenmediğim kısımlar olduğu zaman sonrasında sileceğim. Yani birçok işlem yapacağım aslında. Sonrasında o kısımları temizleyeceğim, çıkaracağım, bir sürü şey yapabilirim. Yani bu sizin yaratıcılığınıza ve beğeninize, kendi fikirlerinize kalmış bir şey. Siz bunları kullanabilirsiniz sonrasında isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi evet, şimdi arkadaşlar burada yazımızı ekliyoruz. T'ye bastığınız zaman geliyorsunuz buraya. T'ye basıyorsunuz. Sonrasında yazmaya başlayabiliyorsunuz. Bu bütün programlarda böyledir zaten. Siz de buradan yazınızı yazabilirsiniz. Bizim firmamızın adı ne? Tugay Yapı ve İnşaat. Böyle hayali bir şirket oluşturdum. Bunun yazısını burada kullanabiliriz. Şimdi geliyorum. Buradaki şeylerimizi. Şu aslında ya çok şey durdu. Böyle bir garip durdu ya. Ben bunu biraz daha incelteceğim. Şöyle şunu şuraya alacağım. Şu alt kısmındaki şu kenarlarını çıkartmak istiyorum şuraları. Tamam. Şuraları. Şuradaki çıkıntılar var ya arkadaşlar. Bunlar bir şey bastırdığınız zaman sonrasında çok sırıtıyor. Belki burada böyle aman küçük detaylar diyorsunuz ama siz bunu bir baskıya yollayın. Orada o küçük detay o kadar göze batıyor ki. Tamam. Şimdilik biz bunu aldık. Gotham fontu. Şimdi değiştirelim bir fontumuzu değiştirelim. Yani farklı fontlar deneyelim bakalım. Bu font aslında gerçekten benim şu an hoşuma gitti. Tugay Yapı ve İnşaat. Evet bence hoş durdu. Hatta bunu buradan bunu da kırmızı yapabiliriz. Şöyle yapalım. I'ya tıklıyorum arkadaşlar. I'ya basıyorum. Sonra da gelip buradan rengimi seçiyorum. Müteahhitlik ve yapı malzemeleri diyelim. Yapı inşaat, müteahhitlik ve yapı malzemeleri. Bizim şirketimizin adı, ünvanı bu olsun. Şimdi geldim bunu buradan ortaladım gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu buradan alt shift'e basılı tutarak bu şekilde sağa sola açıyorum. Evet gördüğünüz gibi ben bunu buradan açtım. Birazcık da şöyle kenarlarına hizalayalım bunu. Evet bu şekilde şunu da buradan tekrar mesela reflect edelim. Demin ben onu kaldırmıştım. Hoşuma gitmedi. Şimdi belki daha şık durabilir. Tamam. Şunun kenarlarına şöyle bir nokta ekleyelim. Vurgulaması açısından. İsmi vurgulaması açısından. Evet. Bence güzel durdu ama bunu tekrardan kaldıracağım. Çünkü benim hoşuma gitmiyor nedense uzaktan baktığım zaman. Bu arkadaşlar tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Yani siz buna bakış açınızı ekleyeceksiniz. Kendi yaratıcılığınızı ekleyeceksiniz ve ortaya bir sonuç çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi şu anda logomuz tamam. Bu logoyu bu şekilde oluşturduk. Burada çizdiğimiz logonun neredeyse zaten fikir olarak burada fikrimizi oluşturuyoruz. Burada da logoyu oluşturuyoruz. Bunu buradan siliyorum. Şimdi bunu geliyorum arkadaşlar. Ctrl G yapıp grupluyorum. Sonrasında expand diyorum. Ve düzleştiriyorum. Bunu yapmanız çok önemli. Logonun vektörel olması için. Yani başka birine gönderdiğiniz zaman hiçbir şekilde sorun olmadan açabilmesi için düzleştirmeniz lazım. Düzleştirdim. Sonrasında bütün hepsini buradan geldim. Pardon.
Bütün hepsini geldim buradan sayfama ortaladım. Görmüş olduğunuz gibi logomuz hazır arkadaşlar. Demiş olduğum gibi bir sürü logo çeşidi var. Siz bunları farklı farklı şeyler yaparak kullanabilirsiniz. Mesela logo type yapabilirsiniz. Bunları harflerden oluşturabilirsiniz. Mesela T ve K harfinden bir logo yapmak istiyorsunuz. Buradan gelirsiniz arkadaşlar bilgisayar üzerinde. Şuradan tekrardan bir Artbot açayım. Şimdi geldim buraya bir çalışma sayfası oluşturdum. Şimdi buraya geldiniz. Dediniz ki T ve K ile ilgili bir logo oluşturmak istiyorum. Çok basit bir anlatımla göstereceğim. Bunların üstünde siz çalışarak çok daha iyisini yapabilirsiniz. Ben burada size mantığını anlatmaya çalışıyorum. Neler yapabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Geliyorum mesela T ve K'nin içerisinde benim adım soyadımın harfleri. Geldim buraya T ve K'yi oluşturdum. Ondan sonrasında Object ve Expand dedim. Bunu buradan çıkarabilmek adına. Şimdi geliyorum. Çok basit bir anlatımla anlatıyorum. Demin de demiş olduğum gibi kapı çaldı. Onu açtım geldim bu arada. Şimdi geldim buraya. Buradan bunları ortaladım. Görmüş olduğunuz gibi hatta görünür olması açısından şu K, T, K'yi burada kırmızı yapayım. Şimdi ben buradan bunu çıkarmak istiyorum. Geldim. Hani böyle ortasında dursun, boş dursun. Mesela ben bunun arkasına bir şey koyduğum zaman, şimdi mesela geldim ben buraya kırmızı bir şey koydum. Görmüş olduğunuz gibi bunun şeyi boş olacak. Şuradan yollayalım yoksa çok uğraştıracak bizi. Bu da kırmızı. Bunun rengini de yeşil yapalım. Gördüğünüz gibi bunun ortası boş olmuş oldu. Farklı fontları deneyebilirsiniz. Mesela TK dedik. Mesela buradan hangi fontu deneyelim? Gelelim buraya. Bakalım. Neler var? Mesela şu. Gördüğünüz gibi başlı başına sanki bir logo gibi duruyor zaten. Geldik biz bunu. Şuradan şunu çıkaralım. Geldik biz bunu. Şurada kullanmak istedik. Yeşil bir tane şeyimiz olsun dedik. Bunu burada kullanmak istedik. Geldik. Bunu buradan çıkart dedik. Şu an iki tane olduğu için ve önde olduğu için çıkaramıyorum dedi. Şimdi geliyorum. Bunu en öne alıyorum. Tamam. Şimdi tekrardan Object diyorum. Expand diyorum. Bunu buradan geliyorum tekrar. Çıkart'a tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunu buradan çıkarttı. Bunlar çok basit anlatımlarla size gösterebileceğim şeyler arkadaşlar. Burada günlerce oturup çizmiş olduğum logolar var. Bunlardan da örnekler size koyacağım. Yani bir logoyu çizmek için günlerinizi harcayabilirsiniz. Bir gün çizersiniz olmaz, yırtıp atarsınız. Ertesi gün çizersiniz olmaz. Başka türlü mesela bir logonun bir tarafı hoşunuza gitmez. Orayı değiştirirsiniz. Müşteriye sorarsınız. Müşterinin hoşuna gitmez. Yani birçok şeyi günlerce uğraşarak üzerinde sonuca vardırmanız gereken bir süreç. Logo tasarımı gerçekten zorlu bir süreçtir. Kurumsal kimliği en başta oluşturan şeydir. Renklerinin, ton uyumlarının, diğer şeylerin mesela daha sonrasında oluşturulacak olan kurumsal kimlikte kartvizit, antetli kağıt ve benzeri şeylere de uygulanabilecek olan renkler sığabilecek şekilde mesela antetli kağıdın sağına solunda abartısız böyle estetik durabilecek şekilde şeyler tasarlamanız lazım. Gerçekten zorlu bir süreçtir logo tasarımı. Burada bugün size bunu anlatmış oldum. Adobe Illustrator programı üzerinden logo tasarımını nasıl yaparsınız? Size bunu göstermiş oldum. Umarım işinize yarar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları takip edebilirsiniz. Benim için arkadaşlar hani burada kanala abone olun vesaire böyle çok şey yapmıyorum ama yani sizin de beraber mesela bana öğretebileceğiniz şeyler varsa kanala abone olur, yorumlara yazarsınız, dersiniz ki ben şunu istiyorum, bu video benim için yararlı olur veyahut da benim burada hatalı olarak yaptığım bir işlem varsa siz de bunu görüyorsanız bana deyin ki sen bu işlemi hatalı yaptın veyahut da şu işlemi böyle yaparsan çok daha iyi olur derseniz bilgi alışverişi yaparız. Hem ben kendimi geliştirmiş olurum hem kendimi geliştirdikçe sizlere bir şeyler aktarmış olurum. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz, beğenmediyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Esen kalın. Görüşmek üzere.